Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi biz bugün Gerçek Haber, Gerçek Ekonomi'yi bir haberle açtık. Sözcü gazetesinin bir haberiydi. Millete yeme içme tasarruf yap diyorlar ama devlette harcayan harcayana manşeti atılmış. Bugün Sözcü gazetesinde şöyle bir detay aktarayım sizlere. Kamuda toplantı, temsil, tanıtım için 4 ayda 887 milyon lira harcanmış kıymetli hocam. Kamuya ait taşıt ve bina kiraları için 4 ayda 32.6 milyar lira harcanmış. Sarayın örtülü ödenek giderleri de 4 ayda tam 4.1 milyar lira. Hocam bu nasıl tasarruf? Nasıl değerlendirirsiniz? Kim yapacak bu tasarrufu? Çok yerinde bir soru sevgili Çağlar. Yani toplumun her kesiminden bu soru soruluyor. Zaten bu soruya doğru bir cevap vermezseniz, inandırıcı bir cevap vermezseniz gerçekten tasarruf tedbirleri yani laf olsun diye getirilmiş olan bir düzenlemeden öteye geçmez. Nedir olay? Şimdi şunu diyebilirler. Efendim bazı harcamalar işte demin sözünü ettiğiniz bir kısmı bunlar bazıları sözleşmeye bağlanmış. Yani bizim tasarruf genelgesinin zaten içinde de sözleşme sonrasına bırakılan düzenlemeler. Hani diyelim ki bir yolcu otobüsü yani personel için bir otobüs kiralanmış olsun. Bazen yıllık bazen 3 yıllık. Bu tasarruf genelgesi tasarruf genelgesinden önce bağlanmış sözleşmeler dahil değil. Yani nasılsa olmuş binalar kiralanmış böyle bir sürü sözleşme var. Ya da toplantılar daha önceden planlanmış. Tasarruf genelgesi bundan sonra. Ya şimdi zaten bunları siz tasarruf genelgesi geliyor diye yandaşlarınıza bu tür sözleşmeleri imzalamışsınız. Ne güzel değil mi? Otobüslerle bina meselelerinde toplantıyla ilgili hemen hemen hepsinde sözleşmeleri bağlamışsınız. Ondan sonra diyorsunuz ki sözleşmeler bittikten sonra tasarruf genelgesi geçerli olacak. Bunun bir izahı bu. İkincisi o daha da vahim. Ocak-Nisan arasında bir rakam vereceğim sevgili Çağlar. Cumhurbaşkanı meclisin verdiği başlangıç ödeneklerini yeterli görmeyip altını çiziyorum bir daha söylüyorum. Meclisin verdiği başlangıç bütçe ödeneklerini yeterli görmeyip ki bu izni ancak ve ancak meclis verir. Meclisin dışında hiçbir güç bütçe hakkı gereği tespit edilmiş olan bütçe kanunuyla yasal hale gelmiş olan ödenek izinlerini aşamaz. Hiçbir güç buna Cumhurbaşkanı da dahil ama gelin görün ki Ocak'tan itibaren Şubat, Mart, Nisan belki şu an işte Mayıs'ta yayınlanmadı, Mayıs'ta geçerli, Haziran Cumhurbaşkanı yayınladığı Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ki bu kararnameleri de resmi gazetede yayınlamak zorunda değil. Çünkü 2018 yılında bir resmi gazetenin şekliyle ilgili bir kararname çıkartmış. O diyor ki 4. maddenin Ç bendi. İstediğini yayınlar, istediğini yayınlamaz. Bu saray rejimi. Yani mecbur değil. Ve rakamı veriyorum. Sıkı dur sevgili Çağlar. 119 milyar lira ödenek eklemiş. 119 milyar yönetim, lira. Evet. Yani 120 milyar diyelim buna. 120 milyar. Ya kardeşim senin daha önce bütçen neydi? Parlamentodan geçen bütçen neydi? Onu da vereyim. 11 trilyon 89 milyar. Bakın bir yere yazalım. Hı hı. 11 trilyon 89 milyar bütçe kanunuyla yani meclisin verdiği izinle iktidarın işte bakanların kullanabileceği işte meclisin düzenleyici kurulların kullanacağı ödenek bu. Sen buna bir 120 milyar eklemişsin. Aynı zamanda da diyorsun ki bir taraftan 100 milyarlık tasarruf yapacağım. Şimdi tasarruf ne demek sevgili Çağlar? Tasarruf şu. Ey kuruluşlar size verdiğimiz başlangıç ödeneklerin altına düşün. Yani harcamalarınızı size verdiğimiz başlangıç ödeneklerin altında tutun. Değil mi? Mantığı bu. Sen bir yandan kurumlara tasarruf genelgesini gönderiyorsun. Tedbir alın diyorsunuz. Bir yandan da o kurumların ödeneklerini artırıyorsun. Meclisin verdiği izinle verdiği ödenekleri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle artırıyorsun. Bir örnek vereyim. Kendi bütçesine 4 milyar ilave yapmış. Evet.
Bakın Cumhurbaşkanı kendi bütçesine 4 milyar ilave yapmış. Meclise ilave yapmış. E şimdi nasıl olacak bu iş? Kim ciddiye alacak tasarruf genelgesini? İşte size çarşaf çarşaf gazetelerin yaptığı gibi her gün yeni bir harcamayı kamuoyuna bildirecekler. Niye? Çünkü inandırıcılığınız kalmadı. Yani şöyle söyleyelim. 120 milyar ödenek eklemişsiniz. 100 milyar tasarruf edeceğiz diyorsunuz. Bakın daha baştan 20 milyar yine açığınız var. Evet. Yani 20 milyar daha fazla bu kurumlar harcayabilecek. Çünkü yüzünü tasarrufla geri aldınız ya, o da yılın bütününe yayınlanacak. Yani o 100 milyarlık tasarruf yılın sonunda ortaya çıkacak olan bir tasarruf. Bugünlerde hemen bir 100 milyar tasarruf edilecek değil. Tabii burada daha da vahim olanı meclisin yasal olarak bu tasarruf genelgesinin dışında tutulması. Sevgili Çağlar, gazetelerde manşet manşet meclisin harcamaları hep değil mi öne çıkartılır? Evet, evet. Yani milletvekillerin yaptığı harcamalar şunlar bunlar. E kardeşim, siz niye onu genelgenin dışında tutuyorsunuz? Meclisin ne ayrıcalığı var? Eğer bütçe hakkını gerçekten samimi olarak inanıyorsanız harcama izni veren meclisin bizatihi kendisi, bakın harcama izni veren, yani bir nevi harçlığı veren diyor ki evladım bak sana 100 lira bir harçlık veriyorum, yani 100 lira ödenek veriyorum, sakın ha bunu aşma diyen meclise diyorsun ki sen istediğin harcamayı yap kardeşim. Senin tasarruf genelgesiyle bir ilişkin yok. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Ha bir de Cumhurbaşkanı yasal olarak Cumhurbaşkanı tasarruf genelgesinin içinde, bakın kapsamının içinde ama fiilen değil. Niye değil? E çünkü Cumhurbaşkanı'na kim diyecek tasarruf yap diye? Tabii. O genelgenin altında zaten Cumhurbaşkanı imzası var. Cumhurbaşkanı kendisine şunu mu diyecek? Bak Sayın Cumhurbaşkanı lütfen harcamalarınızda tasarrufa gidin. İmza kim? Cumhurbaşkanı. Ya böyle bir rezillik. Onun için sevgili Çağlar, demin manşetten verdiğin haberler her geçen gün artarak devam edecektir. Bu hiç de böyle şaşırtıcı bir durum değil. Hani bir laf vardır. Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Evet. Ya bunları bu harcama kalıplarındaki bu şey değişmeyecek. Ha niye bunu yapıyorlar? İşte yerel yönetimlerde önemli bir kısmında kaybettikleri için. Aslında yerel yönetimleri disiplin altına almaya çalışıyorlar. Kendileri savurganlığı değil mi zirve yaptırmışlardı. Şimdi muhalefet bu belediyeleri alınca bak seni izliyorum bak genelgede çıkarttım sakın ha demeye çalışıyorlar. Ama öbür tarafta merkezi yönetim kapsamındaki idareler çok rahat harcama yapabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere. Peki Sayın Aziz Konukman, dört başı mamur bir tasarruf paketi bugün Türkiye'de nasıl hazırlanmalı? Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun daha iyi bir yola girmesi için hangi adımlar atılmalı sizce? Ya bir kere önce meclisin verdiği harcama iznini aşacak hiçbir düzenlemeye yer vermemeniz lazım. Zaten bizim bütçenin tabi olduğu 5018 sayılı yasa diyor ki kesinlikle diyor meclisin verdiği harcama izni hiçbir otorite tarafından aşılamaz diyor. Bir kere buna uyacaksınız. Yani bu temel kural. Bütçenin olmazsa olmaz kuralı. Ama görüyoruz ki AKP'nin 22 yıllık iktidarında bu ilkeye hiç uymadığını görüyoruz. Yani bu kanıtlanmıştır. Bakarsanız yıl sonunda başlangıç ödeneklerini olağanüstü bir şekilde aştığını görürsünüz. Yani onun için uzman olmaya gerek yok. Hı hı. Bir kere buna riayet edeceksiniz. İkincisi balık baştan kokar diyelim. Bizim çok güzel atasözlerimiz var. Önce saraydan başlayacak, sonra meclisten başlayacak muazzam bir tasarruf hamlesi. Ama şu şiardan uzaklaşacaksınız. İtibardan tasarruf olmaz lafını bir kenara atacaksınız. Gerçekten itibar kazanmak istiyorsanız tasarruf edeceksiniz. Bakın saraydan başlayacak bunu. Günlük harcamalarını kamuoyuyla paylaşacaksınız. Bakın şunu kıstım, bunu kıstım. Efendim şu giderlerimi şu kadar kıstım. Meclis olarak şuralarda şu harcamaları kıstık dediğiniz andan itibaren diğer kurumlar zaten mecburen buna uyacak. Ama baştakilerin bu savurganlığını görünce aşağı kademelerde sizin tasarruf beklentisi içinde olmanız mümkün değil. Ha neden tasarruf edilecek sevgili Çağlar? Personelden değil mi? Bakın ne diyor? Emeklilik
Emekliler yani emekliliği dolmuş olanların yerine yeni iş alsın diyor. Yerel yönetimler, merkezi yönetimler. Hı hı. Ya kardeşim Türkiye'nin nüfusu artıyor. Göçmenler gelmiş değil mi? Nereden baksan nüfus 90 milyona ulaşmış durumda. İhtiyaçlar her geçen gün hem altyapının hem de bütçenin kapsadığı nüfus giderek büyüyor. Şimdi böyle bir durumda siz ciddi anlamda nitelikli personele ihtiyaç varken, çünkü kamu hizmeti üretilmesi için nitelikli bir kamu istihdamı olması lazım. Siz burada kısıyorsunuz. Bakın burada en ufak bir ilave istihdam olamaz diyorsunuz. Mevcut personelin olanaklarını, bütçeyle verilmiş olanakları nedir o? Toplu taşıma. Ne var yani kardeşim? Memur gayet güzel bir şekilde, değil mi, o trafiğin sıkıntısına girmeyecek, maddi olarak cebinden para çıkmayacak. Siz onu kısıtlıyorsunuz. Evet. Şimdi bu yani memurdan kısarak, ondan kısarak, çalışanların haklarını gerileterek esnek diyorsunuz, çalışma biçimlerini kamuda geleneksel hale getireceğiz. Daha çok telework çalışacağız. Yani masraf oluyor diye. Hı hı. Eğitimden tut her şeyi telework. Kardeşim şey mi var? Salgın mı var? Hadi anlarız, salgın döneminde üniversiteler başta olmak üzere bir uzaktan değil mi toplantılar, uzaktan evet, eğitimler yapıyordunuz. Şimdi ortada salgın yok, bir şey yok. Nedir böyle esnek çalışma biçimleri, uzaktan çalışma biçimlerini yeniden egemen hale getiriyorsunuz. Personel harcamalarından kısmak için. Bu gerçekten akla ziyandır. Yani tasarruf deyince akıllarına emekçilere yapılan harcamalar geliyor. Ama kendilerine yönelik harcamalar söz konusu olduğunda çifte standart uyguluyorlar. Bunu görmemiz lazım. Evet. Hocam, emekliler ve asgari ücretlere dair bu bütçeden herhangi bir pay çıkar mı sizce? Çünkü az önce bir haber aktardık. Korkusuz Gazetesi'nin manşetindeydi bu haber. Emekli diyor ki torunuma 50 lira verebildim. Torunum harçlığımı beğenmedi. Torunuma karşı mahcup oldum diyor. Diğer yandan da bir ara zam bekleyen asgari ücretli kesim var ülkede. Ne yazık ki onlar da 17.002 liraya mahkum edilmiş durumda. Ki her şeye zam gelirken bir tek emeklilerle asgari ücretliler, düşük gelirler ne yazık ki bu artıştan pay alamıyor. Sizce içinde bulunduğumuz dönemde bütçeden emekliye ve asgari ücretliye bir pay çıkar mı? Maalesef asgari ücretliye yani hem enflasyon raporunda biliyorsunuz Mehmet Şimşek'e Merkez Bankası'nın raporunda asgari ücrete dikkat çekildi. Asgari ücrette herhangi bir zam yapılmayacağı orada ifade edildi. Gerçi Merkez Bankası Başkanı ya biz bir varsayımdan bahsettik. Hükümetin öyle bir niyeti öyleyse biz orada asgari ücrete zam yapılır diyemeyiz diyor. Şimdi asgari ücrette düşünsenize zirveye varmışsınız. Kendiniz açıklıyorsunuz. %75 değil mi enflasyon zirve yaptı diyorsunuz. Evet. Ondan sonra da asgari ücrete biz Temmuz'da zam yapmayacağız diyorsunuz. Yani bu gerçekten akıl dışı bir tutum ve asgari ücret öyle sıradan ücret değil, ortalama ücret. Artık ağzımızda tüy bitti sevgili Çağlar bunu söylemekten. Yani bir sürü programda diyoruz ki asgari ücret sınırlı bir kesimin aldığı ücret değil. Neredeyse toplumun çalışanların yarısına yakının ücreti ya. Öyle şaka gibi geliyor. Yani siz toplumu fakirleştiriyorsunuz. Bakın o ihracat hamleleri anlatılıyor değil mi? İhracat patlamaları ne üzerinden? Emek maliyetlerini aşağı çekerek yapılıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani teknolojik bir yenilik oldu. Yüksek bir katma değer üretildi. Ve son derece nitelikli ürünler, teknolojik yenilikleri içine sindirilmiş, muazzam geliştirilmiş ürünleri ihraç etmiyoruz. Tam tersine emek üzerinden rekabet ederek hatta Türkiye'den daha düşük emek maliyetli olanları da görerek onların da göreli olarak daha da altına düşerek toplumu çalışan kesimleri fakirleştirerek bir büyüme arayışı içindeyiz. AKP'nin şu an büyüme stratejisi bunun üzerine oturuyor. Allah aşkına yoksullaştırarak büyüseniz bu kime yarar olacak? Sokaktaki evet, insanın için ne ifade edecek? Size döviz yağabilir, dolar yağabilir ama o yağan, yağmur gibi yağan, dolu gibi yağandan bir tane emekçinin başına düşmüyorsa öyle yağmur
yani bu memleketin hayrına değildir. Bakın normalde o döviz yağmuru memleketin hayrına olması gereken bir şey. Ama tam tersine eğer emekçinin cebine onlardan bir şey girmiyorsa ve emekçinin maliyetleri aşağı çekilerek, ücretleri aşağı çekilerek, onlar yoksullaştırılarak bir ihracat patlaması yapıyorsanız burada bir yanlışlık var demektir. Evet. Bunu, özellikle adında refah olan, değil mi? Yani ne diyor? Adalet ve Kalkınma Bankası. Kalkınma olan, adalet olan bir partinin iktidarında bunların olması gerçekten büyük bir çelişkiye işaret eder. Tabii hocam, adalet olmayınca kalkınma da çok söz konusu olmuyor. Sizin karşınızda konuşmak tabii benim haddim değil ama. Estağfurullah. Adalet olmayınca yatırımcı gelmiyor memlekete. Yatırımcı getirseniz, sosyal adalet olmayınca ne yazık ki o gelen yatırımdan, o artan ülkedeki dolardan yoksul kesim pay alamıyor. Adalet, adalet, adalet diyelim ve size çok teşekkür edelim hocam. Bir de sevgili Çağlar, son bir şeyi de paylaşalım. Tabii, tabii, buyurun. Gazetelere manşete çıktı biliyorsun. Emeklilerin bir kısmı uzun yıllar şey alıyormuş, yani emekli olmadığı halde emekli ücreti alıyormuş. Evet. Bakın hemen bunu tespit edebiliyorlar. Ya sorun emekçilerse, emeklilerse, bu iktidar paraları bir yerden kısmak için bütün denetim mekanizmalarını çalıştırıyor. Hemen bir yolsuzluk varsa üzerine gidiyor. Değil mi? SSK'yı batırıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batırıyor diye bu sahte emeklileri hemen açığa çıkartıyor. Niye hayali ihracatçıları açığa çıkartmıyor? Niye vurguncuları açığa çıkartmıyor? Niye fahiş karlar edenleri, niye fahiş fiyatlarla mal satanları açığa çıkartmıyor? Niye onların topluma verdiği mağduriyetleri, Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı tahribatı kamuoyuyla paylaşmıyor? Ama sıra emekçiye gelince, sıra emekliye gelince, en ufak bir sıkıntı olduysa, kamuya en ufak bir bütçe yükü geldiyse hemen onları, değil mi, afişlere yansıtıyor. Gazetelerde, yandaş gazetelerde onları manşete taşıyor. Evet. Bu da sınıfsal tercihinin nasıl sermayeden yana, nasıl emek karşıtı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor diyorum. Evet hocam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İktisatçı Aziz Konukman konuğumuzu değerli izleyicilerimiz. Bu kamuda tasarruf genelgesini, Mehmet Şimşek'in yayınladığı kamuda tasarruf genelgesinin uygulanılabilirliğini biraz konuştuk, masaya yatırdık. Çünkü özellikle kendisi, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödenekteki 120 milyar liralık artış talebini ve bunun onaylanmasının ne manaya geldiğini söyledi, anlattı bizlere. Ve 100 milyar liralık bir tasarruf genelgesi karşısında 120 milyar liralık bir bütçede gider artışı söz konusu. Yani bu tasarruf genelgesi 20 milyar lira eksiyle başlıyor, zararla başlıyor dedi Aziz Konukman. Önemli bilgiler verdi, önemli detaylar paylaştı bizlerle. Özellikle 50 bin emeklinin usulsüz şekilde